Herkese merhaba, tenis kanalıma hoş geldiniz. Ben önlüğümü giydim, mutfağıma girdim. Ve süper kahraman kayınvalidemi de çağırdım. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hoş buldular. Bugün misafirimiz var. Yani sabah bizi aradılar. Bugün akşam yemeğine gelecekler. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da hemen ben mutfağa girdim. Dediğim gibi de süper kahramanımı aradım. O da bana yardıma geldi. Önce mercimek çorbası yapacağım. Çorbamdan başlayalım. Soğanımı, patatesimi ve havucumu doğradım. Zeytinyağımı da tencereme döktüm. Benim en çok beğenilen çorbam bu olduğu için genellikle misafirlerim geldiği zaman ben bu çorbamı yapıyorum. Mercimek çorbam meşhurdur. Çok güzel yaparım. Bunları şimdi yağda güzelce kavuracağım. Mercimeğimizi de atalım. Mercimekleri güzelce yıkadım. Önlükle çalışmak güzelmiş. Çok rahat. Önünde de havlusu var. Bir kaşık da salça. Suyunu göz kararı kullanıyorum. Ama bu yeterli gelmedi. Biraz daha istiyor. Buna 5 bardak diyebiliriz. Evet, 5 bardak. Şimdi karnıyarığımı yapmaya başladım. Misafirlerimiz de geleceklerini sabah haber verdikleri için bugün de pazar yok. Market market gezdim, patlıcan aradım. Ancak bu kadar yani patlıcan bulabildim. Ufakları yoktu. Artık büyük oldukları için şöyle ben ortadan ikiye ayırdım. Bu şekilde yapacağım. Çorbamız kaynıyor. Patlıcanlarımı da ortadan ikiye ayırdım. Tuzlu suyuma koydum. Şimdi dolma biber yapacağız. Pirinçlerimizi yıkadık. Annem soğanlarını doğruyor. Ben de bir yandan iç malzemelerini dökeyim. Dereotu, biraz da maydanoz. Yeşillikli güzel olur. Dereotsuz dolma düşünemiyorum. Değil mi? Evet. Lezzet veriyor. Tuzunu, karabiberi koyacağız. Kabuklarını soyduk domatesin. Şöyle doğruyorum içerisine. Biber dolması yapacağız bu arada. O yüzden pilav yapmayacağım değil mi Tuğba? Dolma onun pilav yerine. Pilava gerek yok artık. Evet, dolma yapacağımız için pilava hiç gerek kalmıyor. Şey yap, o patlıcanları annem kuru havluya al. Onları bir kurula. Tavada kızartacağız onları. Onları güzelce böyle çıkar sudan, kurusun birazcık. Onları da kızartalım bir yandan. Bir yandan dolmaları doldururuz. Patlıcanlarımı kuruladım. Şimdi dolma biberimin içini doldurmaya geldim. Bunları doldurayım. Sonra patlıcanları kızartacağız. Bir de ben ilk defa karnıyarık yapacağım. Genellikle biz musakka yapıyoruz. Musakkayı daha çok seviyoruz. Şimdi suyumuzu da döküp ocağımıza alacağım. Bugün en çok sevdiğim menüleri yapıyorum bu arada. Mercimek çorbası, dolma, biber bayılırım. Dolmanın üstünden su dökmemek gerek. Hep böyle kıyısından. O zaman sulu oluyor. Evet. Kıyısından yani. İçine su gelmeyecek. Bu nasıl bir şey ya? Az önce öyle bir patladı ki annemin de benim de yüzüme geldi. O yüzden ben de şu anda korkuyorum. Güneş gözlüğü taktım. Yüzüme gelsin de yeter ki gözüme gelmesin diye. Allah'ım yarabbim. Kuruladık ama. Kuruladık. Biraz da bekledi hatta. Güzelmiş mi? Ay. Tamam, çevirebildim. Ama az önce görmeniz lazımdı. Mayonezimin dibinde az kalmıştı.
Bu benim mayonezlerin şansı böyle arkadaşlar. Hep böyle bitmesine yakın hıslatısı oluyorlar. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama hep öyle. Ne zaman dibinde az kaldı, hıslatısı olarak midemize gidiyor. Yeni mayonez almıştık. Zaten bu eskisi yetmedi. Onu da kullanalım. Dur bakayım. Bu kase içinde yoğurtla mayonezi karıştıracağım. Bu kadar yeterli. Yoğurdumu, mayonezimi karıştırdım. Garnitürümü de içine attım. Şöyle. Şimdi oldu size bir Rus salatası. İşte bu kadar. Tabağımızı da değiştirelim. Hadi mutfaktan evde de bu yanardağ gibi patlıyor, bir şeyler oluyor. Mutfağım battı. Gerçekten. Mutfağım oldu. Ocak, yerler, her yer battı. Yemeğimizi yapalım. Ben mutfak dolaplarını temizlemeye girişeceğim. Yani gerçekten çok kötü. Yerler yağıldı. Yersin ben. İladanın hatırına. Şimdi bunu streçleyelim, dolaba kaldıralım. Bir de mercimek çorbamı el blenderından geçirmemiştim. Onu da bir geçirelim. İşimizi hafifletelim. Şimdi annem kıymaları kavururken ben de karnıyarın iç malzemelerini hazırlıyorum. Şimdi bir adet soğan doğradım. Biber, domates, sarımsak, maydanoz, değil mi? Evet. Baharatını. Ben yarımın iç harcını hazırladık arkadaşlar. İçerisine de soğan, sarımsak, domates, biber, maydanoz, bir de baharatlarını ekledik. Tabii ki de bir de kıyma var. Onu unutmayalım. İçlerini açıyorum. Pişince zaten kendiliğinden açılıyor. Harcım, ay çok güzel olmuş harcımız Tuğba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bakalım şimdi fırına atacağız. Ne yapacağız şimdi? İçi kaldı. Kır yumurta ye üstüne. Ben böyle şimdi değil, daha çocukken ekmek arası yapardık, yerdik böyle. Hadi ya. Evet. Ekmeğin arasına nasıl olur biliyor musun? Çok güzel. Gerçekten böyle küçük küçük kesince karnıyarık daha güzel oluyor. Çok büyük patlıcanlarla iyi olmuyor. Menülerimiz tamam. Şimdi ben etrafı toplamaya başlayacağım. Mutfak dolaplarım çok kötü. Bir tek cacık kaldı, o da kolay. Cacık kolay. Bir temizliğimizi yapalım. Buraları kaldıralım. Daha vakit var zaten. Dolaplarımın yağına bakar mısınız? Bakın böyle. Her yeri yağ içinde. Şuraya da göstereyim. Aa, bu pek belli olmadı ama bu da kötü bir durumda. Bakın şöyle tutunca gözüküyor. Ya ocağın? Ocak adı neyse de. Dolaplar. Ocağımı sildim. Karnıyarığım da pişti. Hala daha fırında duruyor. Bu sırada ben çamaşırlarımı astım. Bir Türk kahvesi içtik. Birazcık dinlendik. Oturduk. Şimdi benim yapmam gereken sadece cacığım kaldı. Cacığımı hazırlayayım. Tabaklarımı da hazırlayayım. Çünkü yukarıdaki yemek masasında yemeğimizi yiyeceğiz.
Başka bir işim kalmadı. Bir de üzerimi değiştireceğim, o kadar. Ben cacığı bol naneli seviyorum. Bir de bol zeytinyağlı. Menülerim hazır. Burada Rus salatamız var, cacığımız, karnıyarığımız, dolma biber ve enfes mercimek çorbası. Şimdi bunları yukarıya çıkartacağız. Soframı hazırlamaya başlayacağız. Soframız hazır kızlar. Böyle karnıyarık efsane gözüküyor. Vallahi benim iştahım açıldı bile. Şimdi aşağıya indim arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz gibi yıkanması gereken ve dolabıma yerleştirmem gereken tabaklarım var. Bulaşıkları yukarıda yıkadık. Saat de gece 12 oldu artık. Videomu burada sonlandırayım. Bugün misafir hazırlığımda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone de olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.